Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Samsung'un bir süre önce ülkemizde de satışa sunmuş olduğu Galaxy A52 modeline ilişkin bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Aslında bu bir inceleme videosu değil arkadaşlar. Bunu size baştan belirtmek istiyorum. Çünkü A52 çıkalı zaten uzun bir süre geçti. Dolayısıyla inceleyen kanallar zaten inceledi. Bu telefonu almayı düşünenler de zaten incelemelerini izlemişlerdir diye düşünüyorum ben. Çünkü A52 çıkalı bayağı bir süre geçti. Hatta biz ön incelemesine gitmiştik. Bu telefonun ön incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Fakat telefon elimize biraz geç ulaştı. Geç ulaştığı için biz de inceleme eline böyle alınır mı alınmaz mı tarzı bir video çekelim istedik arkadaşlar. Burada biz telefonun özelliklerinden ziyade hani satıldığı fiyat aralığına bu tercih edilir mi? Bunun yerine tercih edilebilecek farklı modeller var mı? Sizlere bu bilgilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi en önce telefonumuzun tasarımıyla bir başlayalım. A52 gerçekten şık bir tasarıma sahip ki A51 de zaten gayet şık bir tasarımla geliyordu. Bu açıdan bakıldığında A51 ile A52 arasında ön taraftan zaten bir fark yok. Arka tarafa baktığınızda ise kamera çizgisinde bir farklılık olduğunu zaten rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yalnız şu arka taraftaki madde bilmiyorum nedir, hani cam mı diye plastik tarzı bir madde. Bu biraz sağlam gelmedi bana arkadaşlar. Hani şöyle sanki elinizle tutsanız kaldıracakmışsınız gibi bir yapıda ki gerçekten de şu köşelerden özellikle ben biraz kaldırmayı denedim böyle. Yani şöyle tırnağımı takıp rahatlıkla kaldırabiliyorum ben bu arka taraftaki kapağı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Yani şöyle tırnağınızı takıp bakın hiçbir şey böyle metal bir şeylerden bahsetmiyorum size. Tırnağınızı takıp şöyle biraz yukarı doğru çektiğinizde hemen geliyor bu arka taraftaki kapak. Bu da dolayısıyla sizi rahatsız edebilir. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım dedik. Şimdi arkadaşlar telefonun tuşsuz hissiyatı, hafifliği vesaire bunlar gayet güzel. Çerçeveler güzel bir şekilde konumlandırılmış. Yani Samsung üst ve yan çerçevelerin kalınlığını aynı tutmuş. Alt çerçeve ise bunlara nazaran bir tık daha kalın. Ama piyasadaki diğer rakiplerine baktığımızda alt çerçevenin yine kabul edilebilir kalınlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında A52 gayet şık duran bir telefon. Yani modern çizgisini her türlü yansıtıyor. Bu telefonla biz oyun testleri vesaire yaptık. Oyun testlerinde de öyle herhangi bir sıkıntı çıkartmadı bize. Call of Duty Mobile oynadık arkadaşlar. 15 dakika 20 dakika falan oynadık ve bu süreç sonrasında çok böyle aman aman bir ısınma vesaire olmadı. Ve sonrasında böyle performans düşmeleri vesaire de yaşamadık. Dolayısıyla hani oyun oynayacaklar için ideal bir cihaz mı? Evet bence ideal bir cihaz olabilir. Çünkü ısınma tarafında öyle sizi çok fazla rahatsız etmiyor bu cihaz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Kamera tarafında da beklentileri karşılayan bir yapısı var. Yani biz çeşitli fotoğraflar çektik. Genele baktığımız zaman günümüz orta segment cihazlarıyla böyle hemen hemen aynı klasmanda yer alıyor kamerası. Peki gelelim bu telefonun fiyatına. Bu telefon şu anda 4000 ile 4100 lira arasında böyle fiyat bandında bulmanız mümkün. Örneğin biz şu anda baktığımızda Samsung Türkiye garantili olarak 4010 Türk lirasına var. Tabii biz bu videoyu arkadaşlar 2 Ağustos'ta çekiyoruz. Video atıyorum birkaç gün sonra yayına girdiğinde 4010 liraya olan telefon 4100 olmuş olabilir, 4200 olmuş olabilir. O yüzden yani 4000 ile 4200 Türk lirası arası diyelim biz fiyat etiketine. Malum ülkemizde telefonların fiyatı anlık olarak değişebiliyor. Şimdi bu telefonda arkadaşlar Qualcomm Snapdragon 720G Yonga seti kullanılıyor. Bu Yonga setinin kullanıldığı ve bu telefonun kalibresinde yani bu telefonun fiyat aralığında olan farklı cihazlar yok mu? Evet var. Bunlardan hemen size bahsetmek istiyorum. Örneğin bir Oppo Reno 4 Pro var arkadaşlar. Bu telefonu 4500 lira civarında bulabiliyorsunuz. Yani arada bir 400 lira fark var. Onun haricinde benim asıl favorim yani A52'ye karşı asıl favorim Realme 7 Pro arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı 3670 lira. Yani yaklaşık olarak A52'den böyle bir 400 lira falan daha ucuz. Üstelik hani özellikleriyle karşılaştırdığımız zaman da sanki Realme 7 Pro böyle bir tık daha önde duruyor gibi. Tabi burada tercih yine de sizlerin diyebilirim. Ama illa ben Samsung alacağım diyorsanız arkadaşlar Samsung'un kalitesine güveniyorum. İşte Samsung'un ekosistemindeki cihazları kullanıyorum diyorsanız A52'nin 4000 liralık fiyatıyla açıkçası hani günümüz orta segment cihazları arasında böyle uygun bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten artık en kötü telefon bile arkadaşlar 3000 liralardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Dolayısıyla burada A52'nin de hani 4000 liraya satılması bize çok garip gelmiyor. Belki bir iki sene önce deseydiniz ya o fiyatlara amiral gemisi vesaire alınır derdik ama
Şu anda yeni çıkan amiral gemisi telefonların fiyatları 10 bin Türk lirasını rahat rahat aşıyor. Onu geçtim. Yeni çıkan akıllı saatler bile arkadaşlar, örneğin Huawei bir akıllı saat çıkardı. 5 bin küsür lira bir fiyatı var. Yani böyle bir ortamda 4 bin lira bir telefon için vermek çok da bana absürt görünmüyor açıkçası. Ama dediğim gibi bu telefonu alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız böyle Realme 7 Pro'ya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü onun fiyatı da bundan 400 lira daha ucuz. Bir tık daha yukarı çıkabilirim derseniz de Oppo Reno 4 Pro'ya göz atabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde az önce de belirttiğim gibi ya ben Samsung kullanıcısıyım, Samsung kullanmayı seviyorum diyorsanız da A52'yi tercihleyebilirsiniz. Şunu da belirteyim sizlere. Yani bu telefonun A51'den aman aman bir farkı var mı? Bence yok arkadaşlar. Hani kamera tarafında elbette ki baktığımız zaman teknolojik gelişmeler oluyor. Kameralar daha iyiye doğru gidiyor. İşlemciler daha iyiye gidiyor. RAM yükseliyor vesaire ama şimdi bu telefonda sizin çalıştırıp da A51'de çalıştıramayacağınız herhangi bir uygulama yok. Isınma vesaire baktığımız zaman da hani biz A51 ile de zamanında oyun testi yapmıştık. Öyle ısınma sorunu vesaire yoktu telefonda. Dolayısıyla yine günümüz oyunlarında da ben ısınma sorunu falan yaşayacağını düşünmüyorum. Örneğin A51'in fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 3400 lira yani arada 600 lira gibi bir fark var. Baktığınız zaman dışarıdan aynı telefon. Ya dediğim gibi bunu kamera anlamında yani arka taraftaki dörtlü kamera modülüne baktığımız zaman biraz daha bir tık daha gelişmiş bir yapı görüyoruz. Burada tercih tamamen kullanıcılara kalmış diyebiliriz. Bize kalırsa eğer Samsung kullanıcısıyım, Samsung fanıyım, ekosistemim Samsung, işte Samsung'un saatini takıyorum, kulaklığını takıyorum vesaire diyorsanız 4000 liraya alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Onun haricinde dediğim gibi eğer Samsung ekosistemine mahkum değilseniz yani böyle bir ekosistem kaygınız yoksa o zaman Realme 7 Pro'ya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Onun fiyatı da 3600-3700 Türk Lirası civarında. Arada biraz fiyat farkı var. Evet, bu videomuzda sizlere A52 alınır mı alınmaz mı sorusunun yanıtını vermeye çalıştık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir inceleme yapmadık. Yani öyle kamerası şöyle, işte tasarımı böyle, şu oyunu şöyle çalıştırıyor, bu kadar FPS veriyor vesaire gibi şeylere hiç girmedik. Sadece alınır mı, alınmaz mı, bu fiyata alabileceğiniz benzer işletim sistemine sahip, benzer Yonga setini kullanan, benzer RAM kapasitesi, benzer batarya kapasitesine sahip modelleri sizlere söyledik. Onun dışında bir sorunuz varsa arkadaşlar bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.